Şimdi sizlere bir kıssadan hissederler ya öyle bir şey anlatacağım. Bu anlatacak olduğum şey hepinizin de başına illaki gelmiştir. Bir anınız, bir maziniz veyahut da buna benzer bir şeyiniz vardır. Dinledikten sonra karşılaştırıp bir yorum yapabilirsiniz. Düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Ama ben buna başlamadan önce birkaç ufak bir şey söyleyeyim hemen. İnsanlık olarak vicdanınız mı kurudu diyeceğim sizlere. Merhamet duygunuzu mu kaybettiniz? İnsanlığınız yok mu oldu? Yani bir tek yani bir şu hayatta gerçeği söyleyecek dile getirecek e, son bir gün bile olsa, son bir gün hayatta son gününüz bile olsa bir gerçeği bir doğruyu dile getiremeyecek misiniz yani? Ben şimdi tek başıma da kalsam, benden başka kimse de kalmasa. Yine ben bildiğimi söyler, bildiğimi savunurum ama gerçek bildiğimi kimsenin güdümüne güdümünde ve kimsenin e, dolduruşunda ve da onun e, bana veya e, yönlendirmesine yani bana yönlendirmesine asla ben taviz vermem. Doğru bildiğimi söylerim arkadaşlar. Bakın. 2006 yılında Almanya'ya geldim ben. 2006'ya kadar Türkiye'de ben ilkokul, eee ortaokul, lise ve üniversitemi okudum. Türkiye'nin bugün o zamanki bütün şartlarını biliyorum. Almanya'ya geldikten sonra hiç değişmedim. Sanki böyle bir kutunun içine böyle koyarsanız, bir hani eski hatıranızı üstünü kapatır e, rafa bir yere kaldırırsınız. 20 sene sonra çıkartır, bakarsınız ki 20 sene elde değmeyince hala aynı orijinal gibi duruyor. Öyleyim arkadaşlar. Şimdi 99 yılına gidelim. Deprem olmuştu biliyorsunuz değil mi? O zaman işte ben tam o yılda Bursa'da yaşıyordum. Bursa'daydım. Cavit Çağlar ilk okulunu, şey ilk öğretim okulunun orta son sınıfındaydım 99'da. Şunu da söyleyeyim hemen aklıma gelmişken. Bu hani bir çiftlik bankın sahibi vardı yani hani Tosuncuk insanları dolandırıp da kaçan var diye o soytarı. O da Cavit Çağlar okulunda mezun olmuş. Ben 99 yılında orta sondaydım. O da ilkokul 1'e başlamış böyle hayal meyal çıkartabiliyorum yani ben onun böyle dolandırıcı olacağını bilsem gider onun ağzını burnunu kırar ona tokadı çakardım o hıyara böyle hayal meyal hatırlıyorum böyle dombik bir şeydi. Neyse bu yani konuyla alakalı aklıma gelince söyleyeyim dedim. Aynı okulda okumuşuz işte Cavit Çağlar'da. Şimdi 99 yılında oradan ben mezun olduğumda Türkiye'de bir devlet hani diyorlar ya devlet Var mı devlet? Nerede devlet? Hani ben iş, aşk bir şeyler arıyorum bana bakıyor mu devlet diyorlar ya bugün. Şimdi o zaman bir devlet e, diye bir şey yoktu. Vardı ama hiç kimse bilmezdi. Var mıydı yok muydu? Varla yok. Sadece maaş almak için, hortumlanmak için, bir yerleri bankalar şunu bunu dolandırmak için olan bir devlet vardı. Bir yapmış olduğu e, sahtekarlığın, hani e, dolandırıcılığın ve devlet bir yerleri hortumlamanın, Üzerine örtbastır ettirmek için, kalkan olarak korumak, kendisine dokunulmazlık, zırhına bürünmek için vardı devlet. Şimdi çocukluğumdan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. O zaman bırakın devleti, bu mahalle aralarında hani parklar var ya, bildiğiniz hani çocuk oyun alanları, parklar, kaydıraklar, salıncaklar şu bu. Ben o zaman Bursa'nın İhsaniye semtinde oturuyordum. O zaman böyle bir mahallemizde park, oyuncak bir şey yoktu. Hani çocuktuk. Ee, belki 3 kilometre, belki 4 kilometre yol yürürdük, giderdik. Biraz da haylazdık, giderdik. Orada bir kaydırak belediye böyle büyük sitelerin içerisine yapmış. Ee, ha şunu da söyleyeyim. Okula giderken derlerdik yine apartmanda mı oturuyorsun müstakil evde mi? O zaman apartman çok önemliydi. Apartmanda oturan insan zengin olmuş oluyordu. Mal sahibi olmasa bile zengin zümresinden misin, fakir zümresinden misin? Ve o zaman şöyle bir beyaz çorap giyimi hastalığı vardı. Beyaz çorap giyiyorsan zenginsin. Beyaz çorap. Öyle bir yani o zamanların takıntıları. Aynen o günkü gibi duruyorum değil mi? Her şey mi öyle? O zaman beyaz çorap giyiyorsan zengin gibi oluyordun. Apartmanda oturuyorsan eğer apartman derlerdi. Apartmanda mı oturuyorsun? Müstakilde apartmanda oturacaksın zengin oluyorsun. İhsaniye'nin Nilüfer bölgesinde böyle Karaman'a giderken orada bir apartmanlar vardı. Çok bölge siteler. O sitelerin içerisine artık devlet nasıl olacak bir park yapmış. Biz 3-4 kilometre oraya yürüyerek gider orada oynardık. Oranın çocukları bizi pek e, koymak istemezlerdi ama ara ara fırsat buldukça gider oynardık. Yani demek istediğim şimdi şu anki zamanda yani devlet her mahalleye yeşil alan parklar, yürüyüşler, parklar, spor sahaları neler neler yaparken o zaman yani devlet yani bunlar akıl edecek devlet bile yoktu yani. Değil yapmak aklına getirecek devlet yoktu. Mahalle temizliği neymiş? Yol yapımı neymiş? Mahallede gelip de hani bir sıkıntı o mahallenin bir sıkıntısı mı varmış neymiş yoktu. Biz mesela 93-95 yılları köyde kalırken hep böyle elektrikler kesilirdi. İki gün gelmediği olurdu. Böyle elektrik kısırlar açılır. Kısır açılırdı. Elektrik kısıldığında aha gitti aha gidecek. Ya buzdolabımız bozulurdu o zaman. Televizyon zaten siyah beyaz zor böyle şeyler olurdu. Bozulurdu elektronik eşyalar. Kısık elektrikte bunların çoğu bozulur. Yani böyle hep bu sıkıntıları biz yaşadık arkadaşım. Elektrik su zırt pırt biterdi. Çiftçiler o zaman fakirdi. Yoktu abi. Adamın traktörü neyi şunu bunu zor belaydı. Çoğunun yoktu bile yani. Çok kötü, kötü bir traktörü vardı adamın. İkide bir de bozulur. Ee, i̇nsanlar o zaman malını hani çiftçi üretip de satıp da geçinmek için değil de cüz'i miktar satardı. Kendi geçimini sağlamak için sadece tarım yapardı adam ya. 5-6 torba ıı, arpa, 8-10 torba buğday, tavuğuna, şuna, buna, atına, eşeğine. Ondan sonra ıı, alabildiğince ceviz, ıı, olabildiğince artık hani badem, çekirdek falan filan birkaç torba kışlık erzağını çıkartmak için. Ununu falan hani değermende üyütüp. Hazırlık. Kışını yaza çıkartmak için. O zaman da bile derler hani Mart kapıdan baktırır kazmayı küre yaktırır diye. Mart ayında insanların kömür odunu biterdi yani Mart'ta kar yağdığı zaman hani diyorlar gerçekten kazmayı küreye yakardı insan. Öyle zamanlardı ya. Bu 95, 98, 99 yıllarını anlatayım. Bugüne hani örnek vereceğim sonuna bağlayacağım. Çok iyi dinleyin bak. Daha sonra ee, bu hani dedim ya çocukluk duygumuz. Herkes bu hani çocuklar parka gitmeyi sever. Biz çok eksik kaldık çocuklukta. Bu park, oyun, eğlence, salıncak neydi ya kaydırak hayatımızda böyle şahane sevinirdik. Böyle bir şey olsaydı biz bayılırdık yani. Şimdi her yerde var kimse bakmıyor ama bir park ya da bize böyle bir salıncak veselerdi biz cennet olurdu resmen ya. Bizim hayatımız o zaman cennet olurdu 99, 98, 95 yılları. Neyse orada bir oba sitesi vardı. Bir de yanında bir site var ama adını bilmiyorum. İ i̇ki tane bina içerisine bir iki salıncak koymuşlar siteye ait ama. Sitenin etrafı da böyle tel örgüyle çevrili. Yani tel örgü değil de demirle çevrili. Oraya yabancıların girmesi yasaktı. Biz oraya bazen girerdik kaçak oradan telden atlardık. Orada salıncakta sallanırdım. Hep sallanırdım o salıncakta severdim. Ama oranın kapıcısı falan var ya. Hani bizi dövmesinler gelmesinler bizi atmasınlar diye kimseye rahatsız etmez sessiz sessiz orada sallanırdım. Birisi geldi miydi hani beni şikayet etmesinler diye hemen salıncaklar atlar kaçardım. Giderdim yani çünkü şikayet ederse oraya artık sokmak hani bir şikayette bir daha onu artık o salıncağın e, sevdasına onun şeyine bir daha erişemeyeceğim. Yok çünkü öyle bir şey yok. Bakın böyle bir Türkiye vardı. Ondan sonra bir gün o salıncağa bindim sallanıyorum. Ama kimse gelmiyor. Yarım saat oldu, 40 dakika oldu, 50 dakika oldu ama sallanıyorum, sallanıyorum, sallanıyorum. Gelen giden yok. Ama inmek de istemiyorum biliyor musun? Artık bıktım, osandım ama inmek inmem lazım ama inmek istemiyorum çünkü inersem, gidersem bir daha yani bu boş zamanı, bu bir daha böyle bir şey. Çünkü yarım saatte bir çocuk geliyor, oynuyor. Yarım saatte çocuk geliyor, oynuyor. Eğer inersem bir daha alamam diye iyi fırsatta boşluk oldu. Ne olduysa gelen olmadı. Bir saat, bir buçuk saat sallandı. Bir buçuk saat sonra var ya midem bir bulandı ya yani kusacağım yani. Artık kusana kadar sallanmışım. Ondan sonra şimdi bir ufacık bir salıncağa binin. O kadar severdim çocuk kimkine. Bir salıncağa binin, bir sallanayım. Yani hemen midem bulanır. Azıcık sallanın midem bulanır. Çünkü çocuklukta olmadığından o kadar nef yani zorlanana kadar sallanmışım ki ta bugüne etki yapmış. Şimdi yani bugüne koşullara getirdiğiniz zaman o zamanla bugünü hani yürüyüş parkurunuz var. Şimdi İstanbul'a o kadar aile bahçeleri yaptılar, yürüyüş alanları, spor sahaları, parklar, eğlence yerleri neler yaptı bu devlet? Yapıyor durmadan Erdoğan. Şimdi şu anda bakın geldi Ekrem İmamoğlu yeşille kalan şunu bunu hepsi fasafize yapıyor mu? Yapmıyor. Eskiden kalan bir hizmet vardı yapılan. Bunların yokluğunu 5-10 sene sonra anlayacaksınız. Şu anda yapılmadığı için hizmetlerin devamı vatandaşın kendisi de anlamıyor. Yani ihtiyaç aklına bile gelmiyor. Bunun yokluğunu 5-10 sene sonra anlayacak. Şöyle hemen bir örnek örneğe bağlayayım onu da. Bakın evde ben hiç alışveriş yapmıyorum. Benim hanım hep alışveriş yapar. Hep getirir getir dolabı doldurur. Onu alır bunu alır şunu alır. Ben sadece karnım acıkır gider yerim. Acıktığımda gider dolaptan alır yerim. Acıktığımda gece oturduğumda mesela çikolata falan bir şey istediğimde gider alır yerim alır yerim. Ama bana deseniz git alışveriş yap. Oradaki yediğim gece yedimiş şey olduklarım hiç birisini almam ben. Ama gece orada otururken o mutfakta o insanın canı çekiyor alıyor yiyor ki ne. Şimdi şudur oradan söylemek istediğim. İhtiyacın olduğunda gidip mutfaktan aldığında var ki alıyorsun. Eğer ki hanımınız alıp şey yapıp o dolabı doldurmaz, oraya bir şey koymasa, iki gün, üç gün sonra o dolap boşalsa o zaman tak kafanız anlayacak. Buraya bir getiren, buraya bir hizmeti yapan düşüne varmış diye. O zaman yokluğunda anlayacaksınız. Şimdi İstanbul'da böyle bir şey şu an eskiden getiren vardı yapan eden vardı koyan eden düşünüyordu plan proje hani halkın yolu e, halkın mesela sıkıntısı gider elektrik mi su mu veyahut da diyelim ki e, isparklar hani orada insanlar park sıkıntısını çekiyor ulaşım sıkıntısını çekiyor veyahut da oraya hani yeni bir park mı yapılacak, piknik alanı mı yapılacak bunlar düşünüyordu AK Parti. Şimdi sadece reklamını yapıp tiyatrosunu yapan Ekrem İmamoğlu var. 5-6 sene sonra onun yokluğunu o dolabı dedim dolabın boş olduğunu o zaman anlayacaksınız. Çekip de İstanbul'un sırtına yüklemiş olduğu o kredileri 20-30 sene kamburlaşarak ödeyeceksiniz. Devamında arkadaşlar şimdi hani dedim ya köyde bak biz köylüyüz. Köyde insanların değişimi söyleyeceğim. Bak Almanya'dan geliyorum. Türkiye'de gördüğüm değişimi söyleyeyim size. Şimdi siz köydesiniz. Size örnek vereyim. Köyden fakirlik, yoksulluk. Hani dedim ya bir tavuğunuz var, horozunuz, bir iki ineğiniz, şununuz, bununuz var. Köyde böyle geçinip gidiyorsunuz. Ee, yokluk olduğu için hani traktör yok, fazla bir şey yok. Anca sadece çalışıp 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 kışın yiyeceğiniz ürünleri hani zulalayıp Kışın yazın biriktirdikleriniz kışın yiyip tekrar yaza çıkacaksınız. Böyle bir şey. Hani biriktirme falan filan arttırma. Şunu alayım bunu alayım. Böyle bir, böyle bir şeyler yoktu yani köyde. Kıt kanat zorlukla geçiniliyordu. Öyleydi yani. 90, 95, 2000 yılları böyleydi kardeşim. Ama şimdi bakın ben köyden siz çıktınız o zaman. Yokluk zamanı. E, 3-5 valizini aldınız memlekete geldiniz. 20 sene köye gitmediniz. 20 sene sonra köye döndünüz. Vardınız baktınız ki bir muhtar seçilmiş oraya. Köyün yollarını onarmış yapmış güzel yol. Mezarlıkları yaptırmış öyle ağaçlar diktirmiş çeşme yaptırmış. Mezarlığın dışlarını içine her tarafa çeşme hani insanlar oradaki yatan akrabalarına su hani bazen koyuyorlar ya mezarların başına su konuyor. Sularını falan oraya koysunlar hani ihtiyaçlarını gidersinler diye oraya bidonlar şişeler sular çeşmeler her şeyini koymuş. Caminizi onarttırmış düzelttirmiş oraya imamını getirtirmiş, okulunuza bakım yaptırmış Köydeki yaşayan o köylülerle mesela hani bir iki tavuk ineği şunu bunu olan dediğim adamlar var ya mandıra yaptırmış 40-50 tane inek. Köyün fakir hani çobanı almış 1000 tane kibir tane koyun sürü yapmış. Az 3-5 tarla süren adamın 8-10 tarlası olmuş. ikişer traktörü olmuş. Hani 3-5 torba hani buğda arpa hani siz kışlık yemeklerinizi ihtiyacını giderip diye hani bütün yaz çalışıyordunuz ya. Adam 3-5 tane mandara yaptırmış, ağzına kadar doldurmuş arpasını, buğdasını, kavunlar, karpuzlar satıyor, ediyor, nohut. Yani neler neler artık böyle köyünüz böyle gelişmiş. 20 sene sonra köyünüze geliyorsunuz böyle bir köyle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir köy görüyorsunuz. O köydeki insanlar ne diyor biliyor musunuz? Acımızdan ölüyoruz, paramız yok, iş yok, Aş yok mazot ne kadar pahalı senin haberin var mı? Bu tarlayı ben ne zahmetlerle sürüyorum. Ben bunun ne kadar borcunu ödüyorum. Ne kadar ben bu buğday alın terimle kazanıyorum. Bu ineğin ne kadar yiyor. Bu ineğin ne kadar bakımı var. Sen bu inek ne kadar bana mal oldu. Ne kadar masrafı var. Senin haberin var mı? Sen biliyor musun? Böyle hani bu cami diyorsunuz ediyorsunuz diyorsunuz da 20 yıllık cami. Bunu niye yaptırılmıyor? Bu mezar niye yenilenmiyor? Niye böyle olmuyor diye böyle hani konuşan insanlar var yani elinde diyorum ya elektrik kesiliyordu iki gün elektrik elektrik gelmiyordu. Şimdi elektrik kesin kardeş benim iPhone'um var bak ışçını yakıyor öyle. Biz mum yakıyorduk. Mumla oturup ne telefonu ne şunu ne bunu hiçbir halt yoktu. Yani 20 sene önceki bir yaşamı çıkartıp o yaşamdan çıkıp geri tekrar yaşamınıza 20 sene sonra döndüğünüzde oradaki değişimi çok farklı anlıyorsunuz. Sizi bir orayı düzene sokmuşlar orayı değiştirmişler orada bir yenilik olmuş. Siz ama fark etmiyorsunuz içinizde olduğunuz için. Türkiye ne hale gelmiş? 20 sene önce Türkiye ile şu an, o zaman dalga geçerlerdi, alay ederlerdi. Çöplükten, pislikten, kenardaki mahalle çöpleri toplanmaz. Türkiye çöp ülkesiydi. Geldiğin zaman her taraf dondurma kapları, poşetler, naylonlar, gazeteler her taraf çöptü, pislikti. Bütün mahalleler, hep yol kenarları, her yer çöplükte. İnsanı mesela yurt dışından bir e, turist getir, Türkiye'ye getir, Türkiye'de olduğunu hemen anlardı. Nereden anlıyorsun kardeşim? Çöplükten, pislikten. Herkes ne varsa atardı. Kabuk, muz, şunun bunun kabuğu, karpuz, her şey vardı. Konserve, monserve, cam, şişe, kavanoz, her taraf çöktü rezillikti. Şimdi bunlar bak 20 sene sonra biz geldik ya, hani dedim ya kartonundayım. 20 yıldır kartondan açılmadım. Kartondan bir açıyorsun her şey olduğu gibi. Aynı o gün gibiyim. Köyünüze dönüyorsunuz. Orada herkesin o zaman var ya bir öküzü olmayanın bir mandıra olduğunu görüyorsunuz. Adam bir tarlası olmayanın adam yüz dönüm arazisi olduğunu görüyorsunuz. Adamın bakın bir iki buğda bir iki torba buğda olan adamın bir ambarı olduğunu görüyorsunuz. Bir traktörü olmayan iki üç çeşit traktörü pulluklar, mikserler, çapalar, bir sürü o gübre makinaları, pulluk buna benzer neler neler çeşit çeşit çeleri olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra oturup sohbet ediyorsunuz hep o ağlıyor. O pahalı şu pahalı makinem bozuldu şunun bozuldu ben bunu kaç aldım biliyor musun bu böyle falan. Yani siz orada oturuyorsunuz böyle bakıyorsunuz içinizden diyorsunuz biliyor musun? Karaktersizler diyorsunuz bak. Ebe kanı bozuklar. Eve adiler, iki yüzlüler. Bak böyle söylüyorsunuz. Vicdansızlar, içiniz mi soldu, kurudu, adam olmayan, karakteri bozuklar, kansızlar, hainler, nankörler, şükürsüzler. Bak hep böyle sayıyorsun. Ben diyorsun burada 20 sene önce ben buradayken biz iki torba buğdamızı, arpamızı kışı geçirmek için böyle zulalardık da kış boyunca onu üydür üydür yerdik. Şimdi hepinizin ambarları var. Artık buğdalar, arpalar orada bozuluyor. Tavuklar, horozlar, yığılı çiftlikleriniz olmuş. O pahalı, bu pahalı, şunun yok. Ben bu sene yok Antalya'da böyle 5 yıldızlı orada tatil yaptım. Şu pavyonu kapattım. Buraya gittim. Şöyle oldum. Şurada böyle kazıklandım. Şuradan bu kadar kooperatiften şu kadar destek aldım. Şuradan şunu yaptım. Hep ağlıyor hala. Şükür yok bir şey yok. Ayağa kalk. İneğin önüne iki torba yendim ben ne dökeceğim makinaya döktürüyor ya zor ya bakım az ya bilmem ne şudur budur ya kardeşim geceleri sabahlara kadar orada orada iki torba var ya iki torba üç torba arpa şey e, nohut çalınmasın kuş kurt bir şeyler yemesin diye geceleri orada harman yerlerinde yatardık ya harman yerle o saban var ya saban onu traktör etrafında dolanırdı sabanın etrafında arkasına binerdik böyle çocuklar hadi binin derlerdi böyle 8-10 kişi oynuyoruz böyle böyle dönerdi traktör döndükçe o ee... Nuhutların deneleri çıkardı. Tınasla atardık onu. Ondan sonra rüzgar şeyini alırdı tozunu. Kendisi oraya kalırdı. Seçerdik 3-5 torba bir şey çıkartalım da bütün kışlık erzağımızı e, yani karşılayalım diye. Ama şimdi makinası olmuş. Onun yok adam işçisiydi. Yok biçeriydi. Yok bunuydu. Yok adam artık Traktörleri bırak kamyonlara dolduruyor. Ondan sonra açım, yoksulum, alım. Ben bunu çiftçileri için değil mi hani çiftçilere hani üstüne alır Sadece çiftçiler için insan böyle ya. O zaman polifonik telefonmuş, şuymuş, buymuş. Bir notayı verelim diyen Siemens vardı, Motorola. Aa kamera çıkmış. Aa bir dakika ses kaydı yapıyor. Bak görüyor musun? Ses kaydı yapıyor. Sesimizi kaydediyorduk o zaman. Bir tane telefon oyun havası çalıyordu. eski telefon biliyor musun? 81 10 51 10 ne meşhur telefonlardı. Yıkılıyordu o zaman. Şimdi kardeşim Adamlar 5-10 milyarlık e, telefonlar almışlar. ikinci 3. evine villa almış, yazlık almış, e, kışlık almış, daha evi almış, bağ evi almış da sıkıntıya giriyormuş da, pandemi olmuş da, şöyle olmuş da, dükkan almış, dubleksi var, ek gelirleri var, şunu var, bunu var. Artık yüzüne bile bakmıyor, oturduğu yerden çanta çanta paralar gelsin. Nerede bu devlet, nerede bu hükümet? Önceden karnını doyuramıyordu, şimdi 2 kuruş devlete vergi veriyor diye vergi veriyordu. Devlet hırsız. Devlet soyguncu, devlet e, hortumluyor bizi, devlet vergimizi alıyor bizden, devlet bizi soyuyor diye binlerce yaygara koparıyorlar o sosyal medyada. Zaten onların yardakçısı CHP de var. Zaten e, bak o emekli aç, bak emekli maaşını hani yetiyor mu aç, çiftçi aç, işçi iş bulamıyor şu bu. O zaman diyorum ya devlet diye bir şey adı vardı bir devlet ama kimse görmüyordu. Hayatta yoktu. Ya 99'da Deprem olduğunda Gölcük depremi ben orada depremdeyim sallandığımızda hani dışarıda yattık. Hani Bursa'da çok bizde de Bursa'da da oldu. Dışarıda yattık 2-3 gece. O zaman dünyadan para toplandıydı deprem yardım parası. Memurların maaşı ödenmediydi. Kredi veren dünyada kimse de yoktu. Devlet kapıya kilit vuracaktı o zaman. Başka çare yoktu. Kaç aylık maaş adamların birikmiş. O deprem vergisi ödenen vergileri tuttuk da devlet olarak. Memurlara maaş verdiydik ya. Maaş maaş. Böyle işte dedim ya. Hani bir insan karaktersiz, haysiyetsiz, onursuz olmayı versin. Yani hayatınızda bir kere de doğru konuşun ya. Şu Erdoğan'ı hani aşağılıyorsunuz. Hani devlet hırsız yolsu bu kadar hakaret ediyorsunuz ya. Bu devleti bir kere de merhametli olun ya. Deyin ya arkadaş benim çıkarım bunu gerektiriyor. Ben o adamın hizmet ettiğini, mert olduğunu, doğru olduğunu, bu ülkeyi bir konuma getirdiğini biliyorum. Ama sırf vergi ödediğim için, sırf hırsızlık yapamadığım için, sırf soytarlık yapamadığım için, sırf o halkı onu bunu çarpamadığım için, fırsatçılık yapamadığım için. Hani o esnaflar falan var ya bazen ufacık bir bayramda, Ramazan'da, şurada burada pandemide fırsatçılık yapıp fiyatları 2-3 kat arttıran, hani böyle durmadan kara ama yapan. Sırf bunlara izin vermiyor. Devlet başımda sigortasız işçi çalıştıramıyorum. İkide bir de beni kontrol ediyor. Vergi memurlarını gönderiyor. Bir sürü ceza kesiyor. Böyle böyle beni çok zor duruma sokuyor. Hırsızlığımın önüne geçiyor. Hırsızlığım hile, hile yapamıyorum. Bu yüzden ben ona oy vermiyorum kardeşim. Benim çıkarım böyle deyin de anlayalım ya. Yoksa mı abi bu hizmetlerin hepsi var ya bir gün gözünüzde taş olur oturur ya. Aldığınız hizmetler yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Almanya'dan hepinize selamlar.